Ayılar tabii ki kış uykusu, daha doğrusu bilimsel anlamda kış dinlenmesine yatan hayvanlar. Bölgemizde de bu ayılar popülasyon olarak arttıklarını biz de söylüyoruz. Bakanlık yetkilileri, envanter sayım yapan herkes bunun bilincinde. Avcılar dahil, çevrede doğada yaşayan çobanlar dahil ayıların arttığının farkında. Bu gözle görünür bir gerçek. Dikkatli olunması gerekiyor, vatandaşı uyarmak gerekiyor. Çünkü bir zamanlarkinden daha fazla ayı popülasyonuyla karşı karşıyayız. Ayılar tabii ki insanlardan uzak durmayı tercih ediyorlar, ancak ani karşılaşmalar veya değişik durumlar yaşandığında da istenmeyen olaylar ortaya çıkıyor. Son 10 yıldaki kayıtlarımız ülke olarak 22 ölüm vakası, 100 kadar da ciddi yaralanma, birçok da psikolojik travma yaşandı. O nedenle ayıyı dikkate almak gerekiyor. Kar görmeye yüksek bölgelere gidenler veyahut da kar görmenin yanında işte doğayla baş başa olmak için yüksek kesimlere çoluk çocuk arabaya doluşup gidenlerimiz çokça, özellikle bu günlerde kışın sonlarına yaklaşsak da. Çünkü kar alçaklara kadar inmedi Karadeniz bölgesinde özellikle. Bu Türkiye'nin belli bölgelerinde de böyle. İnsanlar doğayla baş başa olmaya bu gidişlerinde dikkat etmelerinde yarar var. Dikkat, dikkat. Çetçeköy muhtarlığından duyuruyorum. Artan ayı saldırısından dolayı ormanlara tek başınıza gitmeyiniz. Çoluk çocuğunuzu ormanlara salmayınız. Şubat sonları, Mart ayı artık ayıların uyandıkları günler. Hele hele de bu günlerde daha da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ayılar besin arayışına girecekler. Daha da fazla kaybettiklerini almak için daha çok alan gezecekler. İnsanlarla karşılaşma olasılıkları daha da artacak. Ayıyla karşılaştığımda ne yapacağım diye soranlar çok. Ancak ayıyla karşılaşmadan önce ne yapmak gerektiğini bilmek daha önemli. Çünkü karşılaştıktan sonra artık yapacaklarınız size anlatılır. Fakat onları yapar mısınız, yapamaz mısınız? Bu çok kişiden kişiye değişir. Bu böyle ben buradan anlatıyorum. Karşı tarafsa kendi kendini yetiştiriyor. Yani basın aracılığıyla komando yetiştirmek gibi oluyor. Biz daha çok ayıyla karşılaşmadan önce ne yapılmalı? Yani dikkat edilmeli. İşte gürültülü olmak lazım, yürüyüşlerde sesli olmak lazım, tek başına olmamak lazım. Tek başınaysa da şarkı türkü söyleyerek gitmek de faydadır. Ayı sizi duyup çekilebilmeli ki ormanda sisin içerisinde veya hafif rüzgarda, ters rüzgarda filan ayı sizi fark etmesi de zorlaştığı ortamlarda veya labirent ortamlar diyelim artık, ormanlık, kayalık, taşlık yerlerde daha da dikkatli olmak lazım. Çünkü bir virajın arkasında neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz yerlerde çok daha dikkatli dolaşmanız gerekiyor.